Selamünaleyküm değerli takipçilerimiz. Bugün sizler için Müfessir Alaaddin Hazretleri türbesindeyiz. Türbe ziyaretimizi gerçekleştireceğiz ve Müfessir Alaaddin Hazretleri kimdir? Bunun hakkında bilgiler edineceğiz, sizlerle paylaşacağız. Sizler de kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Müfessir Alaaddin Hazretleri Hicri 665-747 yıllarında yaşamıştır. Döneminin önemli alimlerinden olduğu kaynaklarda geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'i elle yazıp tefsir etmiş, çok sayıda öğrencisine de Kur'an-ı Kerim dersi vermiştir. Hakkında anlatılan efsanelerden en bilineni de evliyanın Kur'an-ı Kerim öğretmesi üzerinedir. Efsaneye göre Müfessir Alaaddin Hazretleri, bir öğrencisine Kur'an-ı Kerim dersi verirken tamamlayamadan vefat etmiştir. Vefatından öğrencisine rüyasında her gece kabrine gelmesini söylemiştir. Bunun üzerine öğrenci her gece evliyanın kabrine gitmiş, evliya da yarım kalan dersini tamamlatıp öğrenciye Kur'an-ı Kerim öğretmiştir. Türbenin duvarındaki asılı panoda yazmaktadır. Aynı efsane başka bir anlatımda yazılı bir kaynakta şu şekilde yer almaktadır. Müfessir Alaaddin Hazretleri talebesine tefsir dersleri verirken vefat etmesi üzerine defnedildiği günün gecesi öğrencilerinin ayrı ayrı hepsinin rüyasına girerek mezarının başına gelip orada derslerine devam etmelerini tembihler. Ertesi sabahtan itibaren mezarın başına toplanan talebeler aynen hayattaymış gibi hocalarının sesini duyarak tefsirin kalan kısmını tamamlayıncaya kadar her gün derslere devam ederler. Bir gün talebelerin ciddiyetten uzaklaştıkları esnada benim sağlığımda olduğu gibi yine de ciddiyetimizi muhafaza edeceksiniz diyerek onları ikaz etmiştir. Müfessir Alaaddin Hazretleri Türbesi hakkında anlatılan bir önemli efsane de pek çok kişinin şahit olduğu türbenin yıkılarak üzerinden yol geçirilme çalışmaları sırasında yaşanan olaylarla ilgilidir. Belediye yol çalışmaları yaparken plana göre türbenin bulunduğu yerden yol geçecektir. Bunun için dozerler gelerek türbenin yıkımına başlanır. Fakat dozerler çalışmaz. Bütün gayretlere rağmen dozerler çalışmayınca mahalle sakinleri ve belediye işçileri türbenin yıkımına kazma ve küreklerle yapmaya karar verirler. Fakat kim toprağa kazmayı küreğe sokarsa onun aleti kırılır, elinde kalır. Şaşkınlık içinde mahalleli ve işçiler çalışmaya devam ederken türbenin içinden ışıklar çıkmaya başlar. Korkan ahali çalışmayı bırakır. O günden sonra türbenin yerinde kalmasına karar verilir ve türbe onarılarak bugünkü görünümüne getirilir. Müfessir Alaaddin Hazretleri türbesinde görülen ışıkla ilgili anlatılan bir başka efsane de türbenin kötü niyetli kişilere kendini göstermediği üzerinedir. Bu efsaneye göre bir gün türbeye kalbinde iyi niyet olmayan kişiler gelir. Bunların dini inancı da zayıftır. Gelen kişilerin kötü niyetli olmaları evliyayı rahatsız eder. Birkaç kişi olan bu kişiler türbenin önünde terastan Kastamonu şehrine bakarken arkalarına döndüklerinde türbenin yerinde olmadığını, boş bir arsa olduğunu görürler. Şaşkınlık ve korku içinde yüzlerini tekrar şehre dönüp bir süre öyle durduktan sonra tekrar türbenin olduğu yere baktıklarında bu defa türbenin bulunduğu yerde mum alevi şeklinde bir ışığın olduğunu ama yine türbenin olmadığını görürler. Bunun üzerine büyük bir korkuyla türbeyi kaçarak terk ederler. Müfessir Alaaddin Hazretleri türbesinin etrafında ışık yanmasının o zamandan itibaren olduğuna inananlar vardır. Bu olayların duyulmasından sonra türbeyi ve ışıkları merak eden araştırmacılar 1981 yılında türbeye gelirler. Bu konuda gazetelerde çıkan haberlere göre gece türbenin fotoğrafı çekildiğinde etrafına nur denilen bir ışık halesinin bulunduğunu görülmüştür. Çalışmalar sürdürdükçe türbenin yanında poz veren kişilerin
fotoğraflarının da ilginç bir görüntü oluşturduğu ve etraflarında ışık halesinin olduğu ya da bedenlerinin bir kısmının karanlıkta kaldığı tespit edilmiştir. Bilimsel olarak bir açıklaması bulunamayan bu durum, türbenin Türkiye çapında da tanınmasını sağlamıştır.